Selamun aleyküm. Bugünkü temel olarak kapitalist sistemde paranın üretim süreci, kim basar, nasıl basar, paranın sahibi kimdir? Genel olarak bu ve özelinde de bankacılık sektörü bu para basma veya parayı arz etmeden ne gibi bir gelir elde eder ve bunu neye dayandırarak elde eder? Bununla ilgili genel olarak bahsedeceğiz. Öncelikle ilk şey olarak, başlangıç olarak Para Küta isimli kitaptan, Salih Mütefekkir Mirza Beyoğlu'ndan bir alıntı yapalım. Para Küta isimli kitaptan, Üstad'ın, yani Üstad Necip Fazıl'ın parayla ilgili olan bir bahsinden bahsediyor. Şu şekilde, Erkekçe dergisi muhabiri soruyor. Bir alışveriş vasıtası olarak paranın mahiyeti mevzuunda ne düşünüyorsunuz? Üstadım cevap veriyor. Bilmiyorum mizacınıza bunu neşretmek uygun düşer mi? Para bir Yahudi icadıdır. Paranın teşkil ettiği zulme karşı antikapitalizm keza Yahudi icadıdır. Erkekçe muhabiri paranın mahiyeti derken şüphesiz üstadımın parayla ile kolayca anlaşılabilir manadaki ilgisini kastediyordu. Parayı seviyor, sevmiyor, bir vasıta olarak görüyor veya tutuyor vesaire. Oysa paranın mahiyeti ilk gençlik yıllarımdan beri benim için büyük bir meseledir. Ve erkekçe muhabirinin ağzından çıkan muradıma denk sorunun cevabı şimdi şifre halinde derdime merhemdir. Dolayısıyla öncelikle para üstad tarafından kullanılış şekli itibariyle bir Yahudi icadı ve bir zulüm aracı olarak geçiyor. Ama biz öncelikle kısaca paranın tarifinden başlayalım. Ne şekilde kullanılmış ve kısaca bir tarihinden bahsedelim. Para, mal ve hizmetlerin değişik tokuşu için kullanıldığı araçlardan en yaygın olanıdır. Yani tarih içinde çok farklı araçlar da var bununla ilgili. Yani deniz kabuğundan işte değerli madenlere, inciye, işte farklı taşlara kadar, sonrasında en son yüzyılda kağıt paraya kadar farklı madenler, maddeler ya da farklı şeyler para olarak kullanılmış. Paranın dört temel işlevi olarak geçiyor. Bütün iktisat kitaplarında hep bu şekilde geçer. Öncelikle değişim aracı işlevi. Para iki malın değişimi sırasında üçüncü bir aktör olarak araya girer ve malın değişimine katkıda bulunur. Nasıl katkıda bulunur? Belirli bir ölçü etrafında işte A şahsı ile B şahsı arasındaki iki mal değişimi sırasında ya da iki alışveriş sırasında A şahsı parayı alır, malı verir. İşte B şahsı da malı verip parayı alır. Karşılıklı olarak bir işlem söz konusudur. Dolayısıyla temel işlevi paranın değişim aracı işlevi. Değer ölçüsü işlevi olarak geçen işlevde farklı malların değişimi sırasında bir ölçü birimidir. Bu mevcut iktisat mevcut hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştıran bir şey. Çünkü her şeyi bir diğeriyle kıyaslamak çok mümkün değil. Yani bir işte kalemle, kitabı, işte bardak vesaire, yani bunların hepsinin aynı anda ticaretin yapıldığı bir ortamda hepsinin karşılık olarak birbiriyle olan ilişkisiyle saptamak ve bu oranda değişimini yapmak imkansıza yakın bir şey. Yani sadece belki çok az, yani çok minimum düzeyde yaşanan hayatlar, en ilkel hayatta belki olabilecek bir şey ama normal şartlar altında bunu yapmak mümkün değil. Ama para bu ölçü birimini sağlıyor. Yani işte kalem işte 10 lira, TL ya da dolar, hangisi kim ne şekilde kullanıyorsa, işte kitap o şekilde. Dolayısıyla hepsine bir değer veriyor. O değer üzerinden de işlem yapıyor. Bu şekilde ne oluyor? İktisat kayıt altına alınmış oluyor. Yani bu şekilde kayıt tutulabiliyor ve siz sonrasında ne işlem yaptığınızı, ne şekilde yaptığınızı görüp şey yapabiliyorsunuz. Yani ne yaptığınızı, kaydını tutabiliyorsunuz. Üçüncü işlem olarak tasarruf aracı işlemi geçiyor. Yani bütün iktisat kitaplarında beylik olarak bu bahsedilir. Yani sermaye birikimi para yatırım aracı olarak kullanılır. Tabii bu fonksiyonda faiz en önemli argümandır. Bu bize bu anlamda çok doğal olarak hani bu şekilde tasarruf meselesi bizim genel dünya görüşümüze uygun bir sistem değil doğal olarak. Ama
çok bahsedilen bir ve bütün iktisat kitaplarında bellik olarak kullanılan işlevlerden biri. Bir son dördüncü işlev olarak da son özellikle hani 100 yılda bir iktisat politikası aracı olarak kullanılıyor. Nedir? Enflasyonla ya da işte para arzı ile ilgili, para arzı enflasyon işte faiz ilişkisinin baz alarak bir sizin iktisat hayatınızı, sosyal hayatınızı yönlendiren bir politika aracı olarak kullanılıyor. Nedir? İşte enflasyon çıktığı zaman ona göre farklı bir para arzı yapılıyor. Ya da işte enflasyonun düşüşüyle ilgili olarak daha farklı şeyler yapılıyor. Ama sonuç olarak faiz burada da genel kapitalist sistemde temel argüman olarak görüyor. Yani buradaki bütün zaten kapitalist sistemin temel mantığında bu faiz ilişkisi söz konusu. Yani hangi işte özellikle tasarruf ve iktisat politikası işlevinde faizsiz olarak bu işlevleri sürdürmek mümkün değil. Temel olarak özelliklerinden bahsedecek olursak, hani paranın genel olarak işte taşınabilirlik olması lazım, dayanıklı olması lazım, bölünebilir olması lazım. Ne demek bölünebilir? Yani küçük parçalar haline, yani örneğin 10 kuruşa da alacağınız ürünler vardır ya da 10 kuruşa da değişimi yapacağınız ürünler vardır. 100 milyara da değişimi yapacağınız ürünler vardır. Dolayısıyla o farklı değişimler için hepsinin daha küçük boyutlarda da bir şekilde paranın piyasaya sürülmüş olması lazım ki siz o küçük boyutlardaki işlemler için de bu değişim aracını kullanabilirsiniz. Homojen olması lazım. Standart olması lazım. Yani en basitinden benim cebimdeki 10 lirayla sizin cebinizdeki herhangi bir cebindeki 10 liranın lira olarak baz alırsak aynı değerde, aynı işlevi görüyor olması lazım. Yani standart olması lazım. Yani eğer standart değilse zaten bu özellikle değişim aracı işlevini yerine getirmemiş olur. Çünkü oradaki o standart sabitliği sağlamamış olur. Genel olarak kabul görmesi lazım. Tabii ki doğal olarak eğer genel kabul yoksa siz burada işlem yapıyorsanız işte bunu Türkiye şartlarında konuşursak işte ne bileyim Kars'ta da hani parayı kullanabiliyor olmanız lazım. İşte Edirne'de de kullanıyor olabilmeniz lazım. Dünya ölçeğinde düşünürsek her paranın kendi içinde yani kendi iç şartlarında bir kabul edilirliği vardır ama dünya şartlarında kabul edilir para şu anda işte dolar ve euro olarak gözüküyor. Yani dolarlı siz dünyanın her tarafında yaklaşık olarak yani büyük bir kısmında diyelim her tarafında değil belki ama büyük kısmında dolar sahibi olmanız halinde işlem yapabiliyorsunuz bir şekilde. Yani ben buradan Çin'den ürün alırken işte Hindistan'a ürün satarken Kamboçya'ya ürün satarken bir şekilde doları değişim aracı olarak kullanabiliyorum. Dolayısıyla bu dolarla ilgili bir şey. Ama ben bu işlemler sırasında TL'yi kullanamıyorum mesela. Ya da eğer karşı taraf bunu kabul etmiyorsa Euro'yu da kullanamıyorum. Ama dolar genel şey anlamında büyük ölçüde kabul edilirliği vardır ve hani bu şekilde dünya hani piyasa, para piyasasını hep dolar olarak ifadelendirilir. Zaman içinde değerini koruyabilmesi olarak hani kitaplarda geçiyor ama tabii bu mevcut para sisteminde, yani kağıt para sisteminde imkansıza yakın bir şey. Çünkü kağıt para sistemi itibari para sistemi olarak geçiyor. Şu an ondan biraz bahsedeceğim. O şekilde geçiyor. Dolayısıyla onun değerini koruyabilmesi çok mümkün değil. Yani şu anda dünyada başından sonuna kadar hani sürekli olarak aynı kağıt para sistemini kullanan bir devlet yok. Yani Amerikan doları da zaman içinde yenileniyor, değişiyor. Biz Türkiye işte TL vardı, YTL oldu, tekrar TL oldu. Arada mutlaka değişimler oluyor. Osmanlı zamanındaki ilk kağıt paralar şu anda sadece bir antika görevi ya da işte tarihi eser görevini görüyor. Normal şartlar altında eğer para sürekli değerini koruyabilseydi biz bunu bugün de kendi üstündeki yazan miktar anlamında koruyabilmesi lazımdı ama değerini koruyabilen şeyler hani genel olarak bahsedelim metal paralar bir şekilde değerini koruyabiliyor. İşte altın, gümüş koruyabiliyor. Niye? Çünkü onlar zaten onlara maden olarak taşıdığı bir değer olarak bir değer atfediliyor. Dolayısıyla o değer hemen hemen hiç
kaybolmuyor. Bir şekilde artıyor, azalıyor vesaire ama her zaman bir değeri oluyor. Yani kendi içinden olarak bir değeri oluyor. Para çeşitleri olarak şöyle bir genel olarak bahsedersek, mal paralar olarak tanımlanan paralar var. Yani bizzat kendisi bir şey ifade eden, işte mesela zamanında tütün, kurutulmuş balık, hayvan başı gibi o dönemin o ya da o bölgenin coğrafi olarak şartlarına bağlı olarak geçen para çeşidi var. Maden para ki çok yakın zamana kadar kullanılan bir para sistemi. Altın ve gümüş olarak hemen hemen dünyadaki bütün farklı coğrafyalarda yani Amerikan coğrafyasında da işte Avrupa'da da işte Asya coğrafyasında da tamam genel olarak hep altın ve gümüş üzerinden gitmiştir. Yani başka madenler olmasına rağmen bütün değerlemeler yani şey değerli para değerlemeleri ölçüm şeyleri hep altın ve gümüş üzerinden gitmiş çoğunlukla. Dolayısıyla maden para deyince hep altın ve gümüş akla geliyor. İlk altın para şeyde İslam tarihinde ilk altın para Hazreti Ömer devrinde 634-35 civarında basılıyor. Dolayısıyla altın para olarak da oldukça eski bir kullanımı var. Bir de altın ve gümüşe bağlı kağıt para olarak geçen bir para çeşidi var. Buradaki para doğrudan altın ve paranın altının ya da işte madenlerin daha doğrusu değerli madenlerin kullanılmasından ziyade muhtemelen güvenlik şartları olabilir, işte taşıma zorluğu olabilir. Onun değerini birebir taşıyan senetlerin ya da kağıtların diyelim bir şekilde piyasaya sürülmesi ve bunun kullanılması var. Örneğin Osmanlı'da ilk kağıt paralar 1600'lerde galiba çıkıyor. 1800'lerde galiba çıkıyor. O ismi de Kaime-i Müteberriye'yi işte şey gibi bir şey Osmanlı onun ayrıntısını söylerim şimdi. Oradaki Kaime zaten yerine geçen anlamda. Yani o şeyin yerine geçen, o altının yerine geçen, altın değil ama altının yerine geçen fişler kullanılıyor. Yani ya da banknotlar kullanılıyor. Burada mevcut para sisteminden, yani şu andaki kullanılmayacak para sisteminden farklı olarak doğrudan altınla bağımlı. Yani ne kadar altınız varsa o kadarlık karşılığında not yazabiliyorsunuz ya da işte tahvil, senet artı ne denirse ona onu yazabiliyorsunuz. Daha fazlasını yazma durumunuz yok. En azından bir süre böyle gidiyor bu şekilde. Banknotlar şu anda büyük ölçüde bizim kullandığımız, yani mevcut sistemde kullanılan. Bunda %100 karşılık olma durumu yok. Yani çoğunlukla öncelikle altına bağlı olarak, altına bağımlı olarak gelişen bir sistem ama sonrasında bu bağımlılık oranı giderek azalıyor ve şu anda tamamen sıfırlanmış. Yaklaşık 1971'deki o Nixon'ın artık doların altına bağımlı olmadığını açıklamasıyla birlikte bu bağımlılık tamamen ortadan kalkıyor. Şu andaki mevcut sistemde dediğim gibi herhangi bir bağımlılık gibi bir zorunluluğu yok. Ama sistem o şey olarak farklı bağımlılıklar üzerinden gidiyor. Yani altına bağımlı değil ama daha farklı şekillerde bağımlılıklar. Petrodolar, evet petrodolarlar da işte bu 1971'deki bu kriz sonrası yani Amerika'nın hani ben sizin petrolünüzü dolar olarak kabul ediyorum bir anlamda demesiyle birlikte onun şeye yani oradan sonra zaten o petrol krizleri vesaire den sonra da hani şey oluyor Amerikan doları ciddi anlamda dünya egemenliğini artık perçinlemiş oluyor bir anlamda. O zamana kadar hala kabul et ya da genel olarak bu şeyi kabul etmeyen ya da uygulamayan ülkeler var ama o krizler sonrası daha bir egemenlik kazanmış oluyor. Ufaklık ve bozuk para diyeceğim şeyler. Bunlar genel para sisteminde çok fazla hani miktar olarak çok fazla yer tutmayan ama kağıt para sisteminde çok fazla yer tutmayan ama daha dediğim küçük işte 25 kuruş 50 kuruş 1 lira gibi daha küçük alışverişlerde daha küçük düşük miktarlı alışverişlerde o ölçünün sağlanması değişimi sağlanması amacıyla kullanılan para çeşidi.
Para genel olarak hani şeyi bu, tanımları bu. Yani daha farklı şekillerde de alt birimler olarak hani petrodolar gibi vesaire gibi yapılabilir ama genel olarak kullanılan sistemdeki, yani mevcut sistemdeki kullanılan para çeşitleri bu şekilde. Kısaca paranın tarihçesinden bahsedelim. İşte para herkesin hani bahsettiği gibi ilk başta Lidyalılar tarafından bulunduğuna dair öyle bir genel bir bilgi var. Ama ilk baştaki özellikle Lidyalıların kullandığı parada şöyle bir sıkıntı var. Ölçü yani eşit ölçülerde değil. Yani işte evet altın ya da gümüş ya da değerli madenler kullanılıyor ama eşit ölçülerde olmadığı için ticaret hala çok şey değil, çok sağlıklı olarak yürümüyor. Sonrasında özellikle eşit ölçülerde kullanan veya bunu geliştiren aslında Mısırlılar olarak kabul ediyor. Yani Mısır'da, Mısır medeniyetinde zaten Hazreti Yusuf'un mesela işte Maliye Bakanı olarak orada hani bulundu. Mesela şu an Kur'an'da geçiyor zaten. O dönemde yani o dönem değil ya da daha önceki dönemlerde Mısır'da bu standartlaşıyor, homojenize ediliyor. İlk başta bahsettiğim para özellik anlamında. Dolayısıyla artık ticaret daha kolay hale gelebiliyor. Yani çünkü net olarak karşı işte malın ya da hizmetin bedeli daha net olarak hesaplanabiliyor. Çünkü daha küçük bir kere şeyler eşit, daha eşitlenmiş oluyor öyle söyleyelim. Madenler eşit. Yani kesilen şeyler eşit ve daha küçük parçalara da bölünebildiği için daha küçük miktardaki alışverişler için de bir değer ifadesi olarak kullanılabiliyor. Yunan aynı şekilde Yunan medeniyetinde de çok ciddi olarak bu sistem, Yunan ve Roma medeniyetinde de bu para sisteminin çok geniş çaplı olarak kullanıldığı söyleniyor. İlk maden paralarda tunç da kullanılıyor, bakır da kullanılıyor. Ama bunlar daha düşük değerli şeyler tabii. Çin'in 2500 yıldır mesela Çin'de işte bu ortası kare delikli madeni paraların kullanıldığından bahsediliyor. İlk İslam parası Hazreti Ömer devrinde bastırılıyor. İlk Osmanlı gümüş parası olan Akçe'nin işte 1326'da Orhan Gazi döneminde bastırıldığından bahsediliyor. Ancak sonrasında mesela Osman Bey'in de bir para bastırdığına dair bazı bilgiler sonradan tanımlanıyor. İlk altın para da mesela yani aslında bayağı bir zaman geçiyor. İlk altın para da Fatih devrinde 1477 yılında yani İstanbul'un da fethinden sonra yaklaşık 24 sene sonra çıkartılıyor. Belki de oradaki Bizans medeniyetindeki şeyleri gördükten sonra da olabilir. Bilemiyorum tabii yani o da mümkündür. Çünkü Bizans da o anlamda oldukça hem ticaret anlamında da oldukça gelişmiş bir yer. Dolayısıyla muhtemelen oradaki altın parayı görüp de bastırılıyor olabilir. Üzeri Turalı ilk Osmanlı parasında 3. Mehmet döneminde bastırılıyor. 1687'de bütün madeni paralara darphane damgası vurulmaya başlanıyor. Ve kağıt para çıkarma yetkisi ilk defa 1863 yılında Osmanlı Bankası'na veriliyor. Bu Osmanlı Bankası'na verilme meselesi ayrıca konu olacak kadar geniş bir şey. Çünkü Osmanlı Bankası ismi Osmanlı ama tabii ki bunları Türk veya Müslüman bankerler yönetmiyor. Yani bunların sahipleri özellikle o dönemde İngiliz, Fransız bankerler, Yahudi muhtemelen bankerler yönetiyor. Ve Osmanlı Devleti'nin borç alma ya da para basma bir şekilde imtiyazını bunlar almış oluyor. Osmanlı Bankası 1930'lara kadar Cumhuriyet devrinde de ciddi anlamda bu şeyi sürdürüyor, işleri sürdürüyor. Sonrasında muhtemelen Merkez Bankası'na vesaire katılıyor çok ayrı. Ama ilk kuranın ya da bu imtiyazın ilk başta onlara da verilmesi enteresan tabii. İlk başta evet şeyden bahsediyorum. Evet ilk Osmanlılar'da ilk kağıt para Tanzimat döneminde kullanılmaya başlıyor 1840'ta. Kaime-i Nakdiye-i Mütebere adıyla ilk kağıt para basılıyor. Yani 1840'ta. Dolayısıyla aslında kağıt para olarak bizim bildiğimiz ya da şu anda kullandığımız paranın ömrü aslında o kadar da uzun değil. Yani çok böyle eskilere dayanan bir şey değil. Ama sadece şu var kağıt parayla ilgili. 800 ya da 900 yılında Çin'de kağıt paranın kullanıldığı dair bilgiler var. Hatta Marco Polo'nun o dönemdeki Çin seyahatleri var. İşte malum ilk bu 1200'lerde Marco Polo gidiyor. O dönemde Çin'de
Kağıt paranın kullanıldığına dair böyle kitaplarında şeyler var, bilgiler var ve buna çok şaşırıyor. Çünkü o dönemde Avrupa'da aslında madeni para bile, hani tek ölçüsüne standart madeni para bile daha yeni belki yani var ama çok şey değil, hani herkesin kendi paraları var, öyle söyleyeyim. Ama orada daha geniş kapsamlı olarak ve kağıt para kullanıldığını görünce şaşırıyor. Çünkü Avrupa medeniyetinin henüz alışık olmadığı şeyler bunlar. Aslında paranın çıkmasının, hani ya da altın ve gümüş olarak hani birlikte çıkmasıyla birlikte örneğin devletler için şöyle bir şey de var. Vergi daha rahat toplanmaya başlanıyor. Yani çünkü devlet mekanizması daha kolay işlem yapıyor. Çünkü yani nakdi olarak, yani aynı olarak vergi almak, yani doğrudan mal içinden vergi almak çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü bölümleyemiyorsunuz onu. Ama nakdi olarak vergi almak daha kolay ve daha kaydı tutulabilir ve bir şekilde yani iktisadi sistemi daha kolay adapte edilebilir bir şey. Şimdi biz aslında kağıt para vesaire diyoruz ama aslında şey bir bilgi, belki çok gerekli bilgi olmayabilir ama kağıt paralar aslında kağıttan değil, genellikle pamuk ya da selüloz katkısı olan şeylerden yapılıyor. Yani kağıt aslında kullanılmaz normal şartlar altında. Çünkü kağıt yanıcı bir madde, ürün. Dolayısıyla çok hızlı olarak yanma şeyi olacağı için şey olarak kullanılmaz normal şartlar altında. Şimdi para madem bu kadar önemli bir şey, bunun paranın basma yetkisinin normal şartlar altında kimde olması lazım? Devletlerde olması lazım. Çünkü tarih boyunca bir hakimiyet kurmanın, işte başa geçmenin en önemli sembollerinden biri nedir? Kendi adına para bastırmak. İşte ne olur? Osmanlı'da işte söylenen ya da birçok tamam devletlerin hemen hemen hepsinde hakimiyet olan kral, padişah, sultan neyse başa geçtiği zaman öncelikle kendisi adına Müslüman bir hutbe okutur, sonra da bir de para bastırır. İşte niye? O hakimiyetini orada tescil etme anlamında. Bu çok önemli bir şey. Niye? Çünkü bu kadar geniş kabul gören bir mekanizmayı siz herhangi bir şeye veremezsiniz normal olarak. Yani mutlaka sizin devlet olarak diyorum kontrol ediyor olmanız gerekiyor onu. İşin temel şeyi bu ama bununla ilgili mesela Ashab-ı Kehf misalinde Kur'an'da geçen işte 7 uyurlar Ashab-ı Kehf uzun süre mağarada kalıyor. Mağaradan çıktıktan sonra şehre indiği zaman İmparatorun değiştiğini nereden anlıyorlar? İşte verdikleri paranın artık orada geçerli olmadığından. Niye? Çünkü orada para değişmiş, başka bir hükümdar gelmiş, yani zaman gelişmiş. Ve oradan ne anlaşılıyor? İşte deniyor ki artık başka bir hükümdar var demek ki deniyor. Yani oradaki para farklı bir şey olarak algı. Demek ki o zamanlarda, yani önceki kavimlerde de bu demek ki bir şey sembolü. Hakikaten bir iktidar sembolü ve genel kabul gören şey olarak bir değişim aracı olarak demek ki çok önceki şeylerde bile toplumlarda da bu olan bir şey. Şimdi sonuç olarak şey olarak bahsedersek, tekrar o konuyla ilgili bahsedersem, bu kadar güçlü etkileri olan bir sistem, yani para sistemi normal şartlar altında devletin kontrol ediyor olması gerekiyor. Ama mevcut kapitalist sistemde, özellikle 1900'lerden itibaren sistemde bunu devletler kontrol etmiyorlar aslında. Bir şekilde bunu aracı kurumlar ya da gözetliyorlar ya da işte onun kurumlarını oluşturuyor ama kesinlikle yani büyük bir kısmında, devletlerin büyük kısmında bunu kontrol etmiyor. Nasıl oluyor bu iş? Örneğin şu anda kullandığımız parada biz bir ibare var değil mi? Orada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Aslında orada Cumhuriyeti yazmıyor mesela. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ortaklar arasında işte hazine müsteşarlarının da bulunduğu, kamu ve özel kurumların ve özel kişilerin de bulunduğu bir anonim şirket. Yani şu anda %54'ü işte hazinenin, geri kalanı İşte özel bankalar var. %20'lik kısmı ile ilgili de net bir ifade yok mesela. Kimi olduğuyla dair net bir şey söylenmiyor. Hatta Merkez Bankası'nın kuruluş kanununda da açık olarak işte
ortaklara işte %6 şey verileceğine dair, kar payı verileceğine dair bir şey bile vardır yani o kuruluş kanununda. Zaten Merkez Bankası değil de bu işin hani devlet bassaydı orada Merkez Bankası başkanının adını değil de muhtemelen mevcut Cumhurbaşkanı'nın adını görüyor olurduk. Yani çünkü hakimiyet sembolü eğer oysa onu görüyor olmamız lazımdı ama orada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanının adı ve imzası vardır. Artık o dönemde kimse. Ama devlet hala o bozuklukları kendisi basar. Yani onu hazine basar mesela. O hazinede basılan şeyde de o Türkiye Cumhuriyeti hazine müsteşarlığı vesaire. O yani o şekilde yazmaz tabii o kadar geniş olarak ama o tür ufak bozuklukları da ki mevcut para arzının yaklaşık %1'i civarındadır. Onu devlet basar. Onu basmaya devam ediyor. Ama geniş olarak kullanılan para arzını ya da sistemdeki para arzı ile ilgili devlet bu erkini, yetkisini, gücünü başka bir şeye devrediyor. Peki bu nasıl oluyor? Yani devlet nasıl oluyor da hani böyle bir şeyi bırakıyor? Yani bu kadar güçlü bir yetkiyi başkasına nasıl bırakabiliyor? Daha doğrusu niye bırakıyor aslında? Niye bıraktığının cevabı tabii o şey. Onu anlamak çok mümkün değil. Ya da aslında mümkün. Mevcut kapitalist sistemde siz yani para kazanmak için ya da bir şekilde servet kazanmak, yani servetinizi servet katmak için para yapabileceğiniz, yani para politikası uygulayabileceğiniz en kolay şeylerden biri, yollardan biri. Çünkü hakikaten aslında çok kolay bir şekilde para kazanılabiliyor. Şimdi devlet para doğrudan basmaz dedi. Peki devlet nasıl para basar? Bu anlatacağım sistem hemen hemen bütün kapitalist sistemlerde bu şekilde yürür. Yani çok farklı bir şey değil. Şimdi devlet önce para basmak için, sırf para basmak için para basamaz. Ya da şöyle bir şey yapamaz. Hani Merkez Bankası'na benim bu kadar para ihtiyacım var, bana ver şeklinde bir ifade yok. Devlet para basmak için borç verecek bir kurum arıyor öncelikle. Yani ihaleye çıkıyor. Diyor ki benim hazine bonosu veya devlet tahvili adı altında ihale bir piyasaya şey sunuyor. Senet sunuyor. Bu senette ne yazıyor? İşte sen bana bu kadar borç ver. Ben de sana 10 sene içinde şu kadar borcunun artı faizini geri vereceğim diyor. Sonra bu borçlanma şeyinde, roundunda ya da işte ihalesinde herkes farklı teklifler de var. Buradaki herkes tabii ki sen ben değil. Buradaki herkes kamu bankaları olabilir, özel bankalar veya dış bankalar. Yani dış bankalar da sizin gelip tahvillerinizi alıyorlar, bonolarınızı alıyorlar. Özel bankaların zaten ana gelir kaynağı odur zaten. Aynı şekilde kamu bankalarında satılıyor. Sonra bu tahvilleri bankalar satın alıyorlar. Verdikleri şeyler doğrultusunda. Tekliflerle ilgili. Sonra yani devlete borç veriyorlar. Yani 1 milyarlık bir tahvile çıkılmışsa işte ya da ihaleye o kadar borç alıyor devlet. Sonra devlet borçlanma yoluyla sonra devlet bu borçlanabildiği kadar tahvil kadar Merkez Bankası'ndan para basmasını talep ediyor. Merkez Bankası da bu parayı basıyor. Devlet borçlanma yoluyla ürettiği kağıt parayı temin eder ve sisteme dağıtır. Ancak ödenecek faiz, tabii şöyle bir şey de var. Şimdi ayrıca faiz de ödemesi gerekiyor. Tabii bu faiz ayrıca tekrar ayrıntı olarak açacağız ama bu faiz aslında sistemde tam olarak üretilmiyor. Yani bu farklı bir şekilde sisteme geri dönmesi gereken bir şey. Farklı bir şekilde dediğimizde genel olarak vergiler doğal olarak. Dolayısıyla devlet doğrudan para basmıyor. Para basmak için bir borçlanma yapıyor. O borçlanma tutarında da Merkez Bankası'na para basmasını talep ediyor. Bu bizim kullandığımız ya da bizim şu anda cebimizde işte cüzdanımızda bulunan fiziki para. Bu fiziki para genel para arzı birkaç farklı para arzı işte şeyi var, tanımlaması var. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 90 milyar TL civarında. İşte 85-90 milyar TL civarında. Türkiye'de yaklaşık 1 milyar TL de bozuk para olduğu tahmin ediliyor yaklaşık olarak. Bu dediğim gibi bu sadece
bizim kullandığımız fiziki parayla ilgili bir şey. Bir de itibari para denen bir sistem var. Yani bu kağıt para olarak değerlendirilmiyor ama itibari para olarak geçin. İtibari para sisteminde ya da bu İngilizcesi fiat money olarak geçiyor. Para sisteminde devlet para piyasadaki parayı bu şeklinde devlet basıyor ama asıl parayı üreten sistemde asıl parayı üretenler bankalardır. Peki bankalar nasıl üretiyorlar parayı? Örneğin siz bankaya gittiniz, bir ev alacağınızdan bahsediyorsunuz ve bir teminat karşılığı, bu sizin sahip olduğunuz başka bir ev olabilir, araba olabilir, arsa, arazi vesaire olabilir. Karşılığında 100 bin lira istediniz, borç istediniz. Bankalar size anında 100 bin lira verebiliyorlar. Yani bunun yok. Doğrudan hemen sizin hesabınıza Yusuf Pazar 100 bin lira, 100 milyar, 100 bin lira neyse yazabiliyor. Bunun özel bankalar bunun yaklaşık 10'unu şu anda biraz daha düşük olabilir. Yani her işlem için aynı değil. %10'unu diyelim yaklaşık Merkez Bankası'nda ihtiyat akçe olarak ya da munzam karşılık olarak tutuyor. Geri kalan 90 lira da sistemde kalıyor. Bu 90 lirayı da banka aynı şekilde tekrar başka gelen bir kişiye borç yapabiliyor. Yani 90 lira sistemden çıkıyor. Sonra tekrar sisteme yani o parayı evi aldığımız kişi getirip parasını tekrar ne yapıyor? Bankaya yatırıyor. Yani aynı bankaya yatırması önemli değil. Önemli olan o banka sisteminde bu işin tutuluyor olması lazım. Çünkü zaten bankalar kendi aralarında ve Merkez Bankası aracılığıyla sürekli bu anlamda bir şekilde para alışverişinde bulunabiliyorlar. Ama önemli olan o paranın sistemde kalması. Sonra %10 birini tutup geri kalan 9'unu verebiliyor. Yani bu sistem sürekli tekrarlandığı sürece yaklaşık 1'e 10 oranında piyasada para arzı oluşabiliyor. Şu anda Türkiye'de dediğim gibi 90 milyar TL civarında fiziki bir para var. Buna karşılık 1 trilyon 100 milyar civarında da borçlar, mevduat vesaire toplam para var. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı durum var. Yani biz herkes cebindeki parayı dökse mevcut sistemdeki faizi bile ancak karşılayabiliyoruz. Niye? Çünkü sistem onu zaten bir kere faizi üretmiyor. Yani faizin ödenecek parayı üretmiyor. Onun da ötesinde ticari bankalar 1'e 10'a kadar aslında çok da doğrudan da karşılığı olmayan sadece Merkez Bankası'nda bir kısmını tutarak piyasaya sisteme para salabiliyorlar. Dediğim gibi yani 90 milyara 1 trilyon gibi dehşet bir oran var. Yani bu bütün dünya içinde bu şekilde. Yani şu andaki piyasa dünya üzerinde yaklaşık %92-96 civarında ülkesine göre değişiyor. Civarında bir parayı özel bankalar üretiyorlar. Yani size verdiği borç ya da size verdiği aslında kredi sadece sizin hesabınıza yazılan bir tutardan ibaret. Dolaşımdaki para denilen şey bu mu? Bu, evet. Bir trilyon. Yani dolaşımdaki bu para ve para benzeri diye geçiyor. Yani tahvil, senet, mevduat hesapları, her şey. Yani siz para veya para benzeri olarak geçiyor. Yani para benzeri orada tabii yani aslında para benzeri tamamına yakını bunlar. Yani para diye fiziki bir şey değil. Halbuki gerçek para, o kağıt para %10'u. %10 bile değil. Şu anda giderek düşüyor Türkiye'de. Yani bütün dünyada da o şekilde. Daha düşük hatta. Yani ama %10 hani genel kaba olarak yani yaklaşık olarak 1'e 10 karşılık olarak tutuyor. Dolayısıyla aslında yani bize para basma diye para basan şeyden bahsederken bize aklımıza bir görüntü gelir değil mi? Biraz önce medyadaki şeylerden de bahsedildi ya. Ne olur o bir banknot vardır. Para basma makinesi sürekli oradan banknotlar geçer. Halbuki aslında o şekilde basılan para bütün paranın %10'u yani. Geri kalanı bir şekilde bankalarca üretilen bir şey. Ya da bizde şöyle bir algı da vardır ki bu aslında birçok yani iktisat fakültesi öğrencisinin bile bence çok fazla üzerinde durmadığı bir gerçek.
bu şey bankalar, biz şöyle genel şey vardı, kabul vardır. Bankalar mevduat toplarlar, sonra bunu kredi olarak verirler gibi bir tanımlama vardır, değil mi? Yani normalde nedir? Bize şey yapılan, hani bir şekilde işlenen bilgi, banka para toplar senden, benden, ondan vesaire. Sonra bunu bir yere şeye koyar, kasasına koyar. Sonra birisi ekonomiye bunu kazandırmak için kredi verir. İşte fabrikalar açar, işte fabrikaların açılma şey olur, öncü olur, işte iş alanları oluşturur vesaire falan. Halbuki bankalar mevduatlarını sadece kendi bir rakamdan ibarettir aslında ilk başta. Yani oradaki bir borçtur, borçtur yani. Siz, evet, sermaye borçtur orada. Yoksa olan sermayeyi size vermiyor. Size verdiği için bir sermayesi oluyor aslında bir anlamda. Yani öyle bir durum var. Bu şekilde olunca da şimdi şöyle bir şey vardır. Şimdi herkes borçlu, değil mi? Amerika 2 trilyon dolara yakın borçlu. Yani borçlu Amerika, borçlu İngiltere, borçlu Almanya, borçlu. Yani bütün ülkeler borçlu. Yani Türkiye'nin 300 milyar dolar işte yakın, belki muhtemelen daha artmıştır, dış borcu var. Yani şimdi herkes borçluysa herkes kime borçlu, değil mi? Yani bu kadar, yani kim bu? Yani birinin birine borçlu olması lazım. Yani biz, değil mi, Amerika zengin diyoruz. Halbuki Amerika'nın, hatta New York'ta şeyde Times Meydanı'nda bir şey vardı. Büyük bir billboard var. Orada anlık olarak national debt olarak, yani mevcut şey borcunun, ulusal borcumuz bu kadar diye sürekli anlık olarak değişen büyük bir billboard var mesela. O anlık değişiyor. Yani Amerika en büyük borçlu zaten. Dedim ki, birilerinin bunu alıyor olması lazım ki borçlu olsun. Bu kimler? Bunların birileri olması lazım. İşte bu parayı, bu %90'lık asıl ticari bankaların oluşturduğu ya da ticari bankaların ürettiği parayı sahip olanlar bir şekilde bunlar. Yani borçlu şey yapanlar bunlar. Büyükler bunlar. Temelde bankalar. Yani dediğim gibi genel kanı olarak mesela Merkez Bankası'nın, ben bile çok yakın zamana kadar devlet kurulumu olduğunu farz ederdik. Yani niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'yız. Ama dünyada da Türkiye'de de merkez bankaları ya özel ya da özerk kurumlardır. Mevcut hükümetten, devletten bağımsız olarak para basma yetkisini ellerinde bulundurlar, imtiyazını ellerinde bulundururlar ve bu şekilde sisteme sürekli bir şekilde para pompalarlar. Ama tabii ki yani bunu devlet belirli miktarda, hani belirli tutarda istediğince bu şekilde yapıyor. Ama yine de sistem şeyden bağımsız. Mesela bunun bu işin şeyi, yani bu sistemin en temel uygulayıcısı nedir? Amerika'dır. Amerika'da 1876'larda 77'de ilk bağımsızlık bildirgesi yayınlanıyor. Bu kurucu babalar dedikleri, kurucu atalar dedikleri kişiler, 4 kişi var. Onlar yeniliyorlar. İlk başta kurduklarında bir merkez bankası fikrini kabul ettirmeye çalışıyorlar, ama ilk şeyler mesela kabul etmiyorlar. Çünkü diyor, hani Merkez Bankası mevcut uygulama şekliyle bir şey, yani bu borç verme şekli, ki o zaman da benzer bir şey var tabii ki. Yani çünkü para basma yetkisini veriyorsunuz, herhangi bir şey değil. Para basma yetkisini veriyorsunuz. 1913'e kadar Amerika'da Merkez Bankası kurulmuyor. Yaklaşık bu 30 sene falan. Yani ilk kuruluşundan itibaren 30 sene bir şekilde direniyorlar. Ama 1913'te Fed kuruluyor. Fed'in sahipleri, mesela şimdi Amerika şeffaf, açık bir toplum. Ama Fed'in sahibin kim olduğu ile ilgili çok net bir şey yok. Tanımlama yok. Sadece işte Fed'in bir özel kurum olduğu ve ortaklarına yıl sonunda %6 kar payı dağıtacağına kadar kuruluş bildirgesinde böyle bir açıklama var. İlk maddelerden biri bu şekilde. Ama şöyle bir şey de var zaten. Fed'in sahipleri tabii ki şey, yani bankalar. İşte JP Morgan, Chase, Manhattan, işte Citigroup gibi büyük bankalar bu şekilde sahipleri. Ama şey deniyor, o kadar ilişkiler birbiri içine geçmiş ki, hani hangisi ne kadarlık bir şey var, oranda sahiplik var vesaire bilinmiyor. İşte bu Fed'in şey, mesela Amerikan şey, dünyadaki büyük, bütün fiziki büyüklüğün işte 80 trilyon dolar civarında olduğundan bahsediliyor. Ama halbuki, yani
dolaşımdaki para bunun çok daha şey, dolaşımdaki para bir kat trilyon dolar falan. Şey, bir trilyon dolar. Şey, bir kat trilyon mu oluyor? 80 bir trilyon yok, bir kat trilyon oluyor tabii ki. Bir kat trilyon dolar falan gibi bir şey oluyor. 80 trilyon dolarlık bir fiziki bir şey var. Dünyadaki mal bedelinden bahsediliyor. Bunun 10 katından fazla da şey var piyasada. Dolar olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla aslında öyle bir durum ki bütün bu sistemdeki hani, ve bu bunların borç olarak düşünün yani. Çünkü para, yani mevcut sistemde para borç, borç para demek. Yani çok biriminden farklı değil. Dediğim gibi önce borç oluşturuluyor, sonra para basılıyor. Yani para basılmazsa borç olmuyor, borç olmazsa para basılmıyor. Yani bu döngünün kırıldığı noktada zaten sıkıntı oluyor. Peki bu karşılıksız para basma diye bir kavram var. Evet. Bu doğru değil o zaman. Aslında karşılık şöyle, karşılıksızlık şu şekilde, aslında çok karşılıklı da değil, öyle söyleyeyim. Yani çünkü ne oluyor? Devlet sadece oraya ya da özel bankalar orada bir şey veriyorlar. Yani bir senet veriyorlar. Yani senet nedir? Ben şu kadar parayı sana vereceğim. Devlet borçlanma tahmini. Yani aslında eğer bunu bir karşılık olarak düşünürsek, çünkü bu sonradan para sisteme geri döndüğü anda tekrar orada yok oluyor zaten. Asıl Amerika için söyleniyor karşılıksız para basıyor diye. Onlar da tahvil çıkarmıyorlar. Aynı şey. Yani sistem hemen hemen her ülkede benzer şekilde yürüyor. Yani çok böyle farklı şekillerde yürüyor. Zaten hani Amerikan sisteminin büyük ölçüde kopyası gibi. Amerika'da şöyle bir durum var. İlk başlarda Amerika işte bu Fed'in kuruluşundan sonra altına bağlı olarak bir dolar sistemi var. Hatta ilk dolar, evet yani ilk zamanlarda ilk dolar banknotlarında şöyle bir ifade var. Yani bu doları getirirseniz işte 20 dolar diyelim, 20 dolarlık altını vermeyi taahhüt ediyorum şeklinde. Yani şeyin onu, bunu basan kişi böyle bir taahhütte bulunuyor. Çünkü altına bağımlı olması gerekiyor o şeyin. Yani herhangi bir şeye, ama altın tabii ki yani sistemde genel piyasa bağımlı olması gerekiyor. Sonra bunu biraz yumuşatıyorlar. Yani diyor ki yani bu evet şimdi bağımlı olması lazım vesaire, ama bir şekilde bu bizim de paraya ihtiyacımız var deniyor. Ve Fed'in aslında kuruluş şeylerinden biri bu. Yani Fed'den önceki kağıt paralarda bu şekilde bir ibare varken, Fed'den sonra bu giderek geniş yayılıyor, öyle söyleyeyim. Ve 1944'lerde şöyle bir şey var. Hani Amerika diyor ki ben dünyada da şöyle bir standart getiriyor. Hani benim param Bretton Woods'taki o şey sisteminde, IMF'nin ilk kuruluş şeyleri. Benim param dolara bağlı diyor. Siz diyor dolar getirirseniz bana, dolarımı geri ver, ben size bu kadar karşılığı kadar altını geri vereceğim diyor. Buna De Gaulle'ün meşhur bir konuşması var konuyla ilgili. Diyor ki o zaman diyor, şimdi bu kadar değerliyse biz dolarla ticaret yapmak diyor Amerika'nın işine gelir diyor. O yüzden mesela 1971'e kadar, 1944 ile 71 arası Amerika'nın altın rezervi yarı yarıya düşüyor. Çünkü insanlar dolar getiriyor, altını oradan çekmeye başlıyorlar. En son 1971'de işte Nixon diyor ki biz artık diyor bu sistemi kaldırıyoruz. Yani Amerikan dolarına bağlantılı bu sistemi tamamen kaldırıyoruz. Herkes kendi başının çaresine baksın hesabı. Ama burada bu sefer ne oluyor? Bütün sistem Amerikan doları üzerine kurulu şu anda. Yani Amerikan doları bazlı bir ticaret var dünyada. Yani dedim ki bizim çalıştığım şirkette biz 7-8 farklı ülkeyle bir şekilde işi birliği yapıyoruz. Bunların hiçbir Amerika değil doğal olarak. Çok farklı ülkeler. Çin, Tayvan, Tayland, Hindistan. Yani böyle çok farklı ülkelerde, hatta Avrupa ülkelerinde kısmen. Ama bunların hiçbirisi yani benim paramı kullan şu bu vesaire ya da altın gönderin falan filan olmuyor tabii ki. Nasıl oluyor? Biz dolar olarak bir fiyat belirleniyor. Yani Çin ki hani belirleniyor. Ve o fiyatlandırma üzerinden gidiyor. Yani Amerikan doları olmazsa şu andaki genel kabul şey olarak bu sistemin yürümesi, mevcut sistemde çok kolay değil açıkçası. Şöyle bir şey de var Amerika'nın, Amerikan dolarının 1/4'ünün deniz aşırı ülkelerde olduğundan bahsediliyor. Yani Amerika basılmış kağıt para ve aslında diğer şeylerde yani değerlerde, para benzeri değerler. Niye? Çünkü ama özellikle tabii basılmış para. Amerikan doları resmen parasını ihraç ediyor. Çünkü o kadar değerli ki. Yani şöyle de, yani
baz bir olarak düşünün. Yani çünkü hani baz değerler vardır ya birçok ölçülendirmede. Bir kabul ettiğiniz, geri kalan hepsi ona göre değerlendirilir ve bir değildir hiçbirisi. Hep birinin altındadır. Amerikan doları bir. Yani en temel şey değerlendirme ölçüsü o. Yani siz şu anda teknik olarak Amerika istediği kadar para basabiliyor ama normalde para basmanın, çok fazla para basmanın etkisi olan enflasyonu o kadar hissetmiyor. Niye? Çünkü ihraç ediyor bir anlamda. Yani bir anlamda değil. Yani parasını ve enflasyonunu ihraç ediyor. Hatta şöyle diyorlar. Eğer bir gün yani ülkeler buna uyanıp da dolarlarını Amerika'ya geri gönderirse Amerika'da müthiş bir enflasyon olacaktır. Çünkü dediğim gibi paranın büyük bir kısmı zaten yurt dışında. Yani kendi ülkelerin dışında bir şekilde seyrediyor. Orada işlem görüyor. Kendilerine döndüğü an bu kadar geniş bir para şeyi arzından dolayı ciddi anlamda bir fiyat yükselmesi olacaktır. Zaten son 100 yıldaki bu kadar büyük fiyat yükselmelerinin temel sebeplerinden biri para arzının dehşet bir şekilde artması. Yani 1920'lerdeki, 30'lardaki fiyatlara bakın. Yani mesela filmlerde falan geçer böyle enteresan, o kadar bize komik gelen fiyatlar vardı. Hemen Amerika ya da dünyadaki şey için. Ama şimdi fiyatlar çok yüksek. Niye? Çünkü o kadar büyük bir para arzı var ki. Bu şeyden dolayı özellikle ticari bankalarının 1'e 10'a kadar para bir şekilde oluşturabilme potansiyelinden dolayı çok büyük bir şey var orada tabii. Para arzı oluştu ve fiyatlar da buna bağlı olarak sürekli artıyor. Yani hem dolar olarak hem TL olarak ne olarak yani hangisini kullanıyorsanız bu da ciddi bir şey sıkıntısına sebep oluyor tabii ki. Yani normalde önceki yüzyıllarda yaşanmayan bir problem. Enflasyon diye bir problem ortaya çıkıyor. Yani bunu şeyler, ülkeler dönemsel olarak yaşıyorlar. Bizde çok yakın zamana kadar çok yüksek enflasyonlar yaşandı. Dediğim gibi savaş dönemlerinde ekstrem olarak yaşanıyor ama bizde hani çok daha kronik olarak işte 30-40 seneye varan ve sürekli olarak devam eden enflasyon şeyleri yaşandı. Dönemler yaşandı. Yani mesela o dönemde ne oluyordu devlet? Devlet para bulamıyordu. %1000'lere kadar çıkan enteresanlıktan çıkmış faizler yaşanıyordu. Şimdi devlet bunu yani 1 lira alıyor, 1000 lira falan veriyor gibi böyle hakikaten insanın aklını almayacağı şekil oranda faizde borçlandı devlet. Şimdi işte bu paranın bu şekilde basılmasının en temel yan etkilerinden biri servet dağılımını bir şekilde ciddi anlamda artık bu vaziyette bozuyor. Yani niye? Çünkü sürekli servet aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Niye? Çünkü bu mevcut sistemde siz borcunuzu aslında tam olarak ödeyemiyorsunuz. Sonra tekrar borçlanıyorsunuz. O borcu tekrar yapılandırıyorsunuz. Ve sonra ne oluyor? İşte siz ev kredisi alıyorsunuz. 100 bin lira banka ödüyorsunuz. 200 bin lira. Çünkü 10 senelik bu şeyde. Oradaki kazanç bankanın tabii ki doğal olarak. Yani bunu size sana verdim. Bunun bir bedeli olması lazım şeklinde. Ve bu sürekli bu şey borçlar vesaire sadece hem devlet anlamında hem de kişisel anlamda bu borç sarmalından bir türlü kurtulamıyor. Kimse kurtulamıyor açıkçası. Öyle bir enteresan bir yapı oluştu. Örneğin mesela şimdi bu genel piyasada dünyada şey diyor 70-80 trilyon civarında dolar civarında demiştim. Mesela dünyadaki 5 büyük bankanın parasal büyüklüğünün 250 trilyon dolar olduğu biliniyor. Mesela JP Morgan, işte Chase Manhattan City Group gibi ülkelerin bankaların bu kadar büyük, devasa bir şeyleri var, kudretleri var. Ama mesela JP Morgan ya da bu tür isimleri genel olarak piyasada çok duymazsın. Duymanıza da çok gerek yok. Zaten o sistemi bir şekilde yöneten bu hani komplo teorileri vardır ya işte hani gerçekliği olan komplo teorileri, Rothschild'lar vesaire, Rockefeller vesaire. Bunların hepsi aslında bu para sisteminin bir şekilde yürüten ve kontrol eden şeyler. Yani düşünün ki Amerikan dolarının piyasaya arzını vesairesini bu insanlar yönetiyorlar bir şekilde. Ve dediğim gibi dünyadaki bütün ticaretin temel öğesi olarak geçen bir şey, para. Ve bunu onlar yönetiyorlar. JP Morgan 2008'de battı.
Amerika orayı şey yaptı. Evet, yani o işte... Demek ki bu bir şey yani, gerçek bir görüntü. Aslında şöyle bir şey, finansal krizler şöyle bir şey. Finansal krizler herkes için kriz değildir tabii ki. Yani özellikle alt ve orta seviyeler için büyük krizlerdir bunlar. Çünkü ciddi anlamda sadece gelir değil, servet kaybına da sebep olur. Yani hani sürekli aldıklarından öte kendi mevcut sahip oldukları evleri, arabaları, arsaları, arazileri vesaire kaybına sebep olabilir ama finansal krizler temelde alt gelir grubundan üst gelir grubuna gelir transferleridir bir şekilde. Yani yoksa şey değil. Yani krizde bu. Evet aslı kriz bu. Ne oluyor orada? De... Mesela 2000 yılında 2001 yılında işte 97 yılında oldu, 2009-2010'da oldu. Yani sürekli oldu. Artık özellikle son 20 yılda kronikleşen bir finansal kriz meselesi var değil mi? Sürekli neredeyiz? Sürekli bir krizdeyiz. Peki bu şimdi bu krizden herkesin eşit oranda ya da zarar görmesi pek mümkün değil. Bunun aslında dediğim gibi gelir dağılımının bozulması ile ilgili bir şey. Yani orada mutlaka bir şeyler oluyordur ki bir gelir transferi oluyordur. Burada tabii özellikle yani alt gelir grubundan üst gelir grubuna doğal olarak bir transfer var. Burada şuna dikkat etmek lazım. Yani buna dikkat çekmek gerekiyor herhalde. Yani İslam toplumlarında gelir transferi üst gelir grubundan alt gelir grubunadır. Zekat yoluyla. Nedir? Siz işte 100 gram altınız var. İşte nisap miktarı 80 gram. Siz 80 grama inene kadar eğer paranız atılsa bunu verirsiniz. Atıl kaldığı sürece bunu ver, yani eğer gelir elde etmezseniz yeni bunu bir şekilde düşene kadar vermek durumundasınız. Dolayısıyla o üstten altı doğru sürekli bir şey vardır. Transfer vardır. İşte kapitalist özellikle son dönemdeki bu parasal sistem sayesinde kapitalist sistemde de sürekli alt gelir grubundan üst gelir grubuna göre sürekli bir transfer var. Yani bu kadar herkesin borçlu olmasının mantığı bu bir anlamda. Yani Türkiye'de şu anda 250 milyar dolar civarında galiba dış borç, belki daha fazla olabilir ama 700 milyara yakın iç borç olduğu bandan bahsediliyor. Şimdi herkes borçlu Türkiye'de. Ciddi yani kişi başına düşen borç miktarı işte 15 bin lira falan galiba, en son öyle bir şey, açık şey vardı. Şimdi bu dehşet rakamlar hakikaten. Yani bu son 15 yılda 20'ye falan 30'a falan katlamış. Son 15 yılda konut kredisi 500 kat artmış mesela. Çok enteresan. Mesela 2002 yılında taşıt kredisi tutarı ev kredisinden ya da ev kredisinden daha düşük. Yani insanlar, hani biz diyoruz şimdi ev almak için kredi dışında ne yapılabilir? O 2002 yılına kadar insanlar demek ki ev almak için kredi kullanmıyorlardı. Yani bize çok yani şey geliyor, uzak gibi bir şey gibi geliyor ama böyleymiş demek ki. Çünkü kullanılmıyordu. Bu şeye benziyor biraz da, hani cep telefonu olmadan önce ne yapıyorduk demek gibi bir şey. Yani şimdi ne yapıyorduk? İşte yaşıyorduk. Bir şey olmuyordu ya, sıkıntı yoktu. Ama son özellikle 2000 yıllarından itibaren yani bu finansal şeyin krizlerin de bir anlamda etkisiyle insanlar herhangi bir şey almak için artık herhangi bir şey almak için kredi alıyorlar. Bu da ne yapıyor? Banka sisteminin, bu faizli banka sisteminin sürekli büyümesine sebep oluyor. Ama sürekli büyüyor. Çünkü onlar için kredi vermek bir zor bir şey değil, sıkıntılı bir durum da değil. Yani niye? Çünkü bunun için bir değer üretmek gibi bir zorunlulukları yok. Yani siz gidiyorsunuz, 100 bin lira istiyorsunuz, veriyorlar. Yandaki gidiyor, 50 bin lira istiyor, ona da veriyorlar, ona da veriyorlar. Yani kim isterse ona verebiliyorlar. Niye? Çünkü kredi denen şey bir borç ve sadece sizin hesap adınızın karşısına 100 bin lira yazıyorlar. Karşısında teminat alıyorlar ve size 100 bin lira veriyorlar. Aslında bunu fizik olarak bile vermiyorlar zaten. Niye? Bunu işte hesabınıza aktardıklarından bahsediyorlar. İşte kredi ya da işte bir doğrudan size vermeleri gibi, hele mevcut sistemde vermeleri gibi bir zorunluluk da yok. Şöyle bir şey var mesela. Şimdi bankalardaki mevduat tutarı buna bağlı olarak şeyin mevcut borçların mevduat, toplam mevduatın ya da borçlarının 10 katı falan. Şey, onda biri. Yani şöyle bir şey. 10 kişi bankaya gitse bir tanesi şeyini tam olarak alabiliyor. Geri kalan 9'a ile ilgili sıkıntı var.
Yani bu şeye benzetiliyor mesela, bu sandalye kapmacı diye bir hani çocukların oynadığı bir oyun vardı. Şimdi şu anda herkes müzik çaldığı için dönüyor, sistemde dönüyor. Bir sıkıntı yok, problem yok. Ama bir şekilde insanlar ya bu paramızı alalım acaba nerede, ne yapıyor, ne ediyor bu para şeklinde bir insiyakla bir şekilde parayı bankaya gidip paralarını almaya çalışırlarsa %10'u bile alamaz. Şu anda %10 bile değil aslında. %10 diyelim, kabaca diyelim. %10'u bile alamaz. Yani bu herkes dediğim gibi müzik döndüğü için bir sıkıntı yok ama müzik durduğu andan itibaren ciddi bir sıkıntı var. Aslında bunu böyle bir dolandırıcılık, modern bir şekilde yaptılar uzanlar. İmar evet. Bankası'ydı sanırım. Faizleri o kadar çok yükselttiler ki mevduatı aldılar. Sonra bir haber ulaştırdılar. Banka batıyor diye. Halbuki banka battığı falan yok. Herkes gidip o faize yatırdığı parayı geri aldı. Hepsine paraları geri verdiler. Bu sayede büyük bir vurgun oldu. Evet, evet. Evet. Yani o çok dikkat çekici bir şekilde yapmış. Normalde bankalar bunu zaten normal yollarla yapıyorlar bir şekilde. Yani dedim zaten bu bankanın temel işleyiş sebebi o. Yani öyle bir şey ki Türkiye'deki bütün fiziki para bankalardaki hani faizi bile aslında ödemeye yetmiyor. Öyle bir durum var. Dediğim gibi eğer buna bank run diyorlar mesela. Yani banka şeyi hani bir şekilde bir panik halinde insanlar bir şekilde hepsinin de gitmesine gerek yok. Yani yarısı bir şekilde ya benim paramı almak zorundayım oradan alayım şeklinde bir şeyle bankaya gitseler bankada muhtemelen o gün kapılarına kilit vuracaklar. Yunanistan'da oldu mesela. Şöyle bir şey oldu Yunanistan'da. İnsanlar kendi ülkelerindeki ekonomik krizden dolayı ciddi bir sıkıntıya girdiler. Yani huzursuz oldular ve güven kaybettiler. Genel sisteme, bankacılık sistemine güven kaybettiler ve özellikle bir karar açıklanmıştı. Yani Avrupa ile ilgili bir karardı. O gün Yunan işte devleti bankaları kapattı. Yani işlem yaptırmadı o gün. Çünkü işlem yaptırsaydı bir şekilde her şey bitecekti. Sonra da 50 avro mu ne günlük? Evet. Yani şimdi niye? Çünkü devlet evet bu sistemi şey yapmıyor, doğrudan yürütmüyor ama koruyup kollayan bir sistem. Ne yapıyor? İşte vergi koyuyor. İşte bu bir şekilde banka borçlarının ödenmesi bir şekilde idari hukuki takip yapıyor. Yani onlar adına sizi bir şekilde şey yapıyor, derdest ediyor, işte şey yapıyor, takip ediyor yani bankalar adına. Ama sistemi bir şekilde onlar yürütmüyor aslında. Devlet mekanizması bu sistemi yürütmüyor. Ama sistemin yürütülmesine hukuki, siyasi yani olarak destek veriyor. Büyük desteği hatta. Mesela geçen ben bir devlet kurumunda çalışıyordum. Banka borçlu birisinin evine haciz gelmiş. Adam bizim kurumda işte kurumun verdiği bir teşvik var, teşvikler payladım. Devletin verdiği bir teşvik bu. Teşvik biz bir iki ay öyledim. Herhalde banka bunu öğrenmiş. Devletle anlaşmalı işte bu icra mahkemeleriyle yoluyla şey yaptılar. Bize yazı geldi. O adamın bizden aldığı teşviği icra koydular. Normalde devletin aldığı bir teşvik parası. Hiç onlarla ilgili hiçbir durum yok yani. Özel sektörsün sen şey olarak. Ama devlet o elle onun şey verdiği teşviğe de icra koyup verdiği teşvikte kesinti yapıp bu adama veriyor. Banklar veriyor. Evet. Yani şöyle bir şey. Mesela biz çocukken bile hani söylenen bir motto vardır. Hani ödediğiniz her kuruş vergi, okul, hastane, yol, su, elektrik olarak size geri dönecektir diye bir motto var. Aslında devletin vergi, evet bunlar yapılıyor ama aslında bizim ödediğimiz verginin çok önemli bir kısmı, yani yarısından fazlası, bu borçlanmak için aldığı faizlerin ödemesine gidiyor. Temel şey o. Yani evet diğer şeyleri de yapıyor. Çünkü normal hayatın gelişimi doğrultusunda mutlaka bir şeyler yapılıyordur ama devletin temel fonksiyonu bir şekilde özel bankalardan, Merkez Bankası'ndan bir şekilde aldığı borçları bir anlamda ödemek, yani ödemek hem borcu hem de faizini tabii ki. Asıl şey o tabii. Faizini ödemek için bir şekilde yapıyor. Mesela Türkiye'deki faiz dışı, bankaların faiz dışı geliri 2011 olması lazım. Yaklaşık 110 milyar TL faiz gelirleri 110 milyar TL faiz dışı gelirler de 27 milyar TL. Dediğim gibi bütün sistemdeki para da 90 milyar TL. Yani biz bütün sistemdeki parayı döksek bankaların
faiz gelirlerini bile aslında bir şekilde yani fiziki olarak parayı yani ortaya döksek karşılayamıyoruz. Yani çünkü ortada artık büyümüş, dehameleşmiş bir sistem var. Ha bu sistem ne kadar gider? Bu sistem aslında çok psikolojik bir faktörle şeyle gidiyor. Bankalardaki mevduat sahiplerinin hepsinin aynı anda parasını almayacağı şeyle gidiyor. Öngörüsüyle gidiyor. Zaten bankacılığın temel başlanma şeylerinden biri de o. Yani bir gün mutlaka bu patlayacak mı? Patlamaması yani aslında matematik olarak çok zor patlamaması. Çünkü sürekli borç almak için ya da şey para vermek için borç ayırmak için para yani karşılıklı döngü karşılıklı bu borç para döngüsü şu anda gidiyor. Ama bu artış hızı yani şu şeyle eksponansiyel şey olarak geçiyor. Yani bu şekilde gitmiyor. Yani diğer şey olarak düzgün doğrusal bir artış yok yani. Artış bu şekilde gidiyor. Yani şu ana kadar bir şey hissetmiyor olabiliriz ama şu andan itibaren çok hızlı bir şekilde ona şey yapabiliriz. Yani hissedebiliriz. Badilak, Jean Badilak diye bir adam var. Bu krizler için şeydir mesela. Az önce sizin anlattığınızdan da oluşturuyor. Kriz diyor mesela bir nevi sisteme elektroşok vermelidir diyor. Doğasında olan bir şeydir zaten. Yani o krizin yaşanması lazım bu sistematiğin içinde. Bir de söylediği ilginç bir şey var. Diyor ki hani bu bahsettiğimiz hani işte %10'u gitse parasını geri almak istese sistem batar. Hayır diyor. Artık diyor kapital öyle bir noktaya erişti ki diyor. Böyle bir şey yaparsa bile diyor onun yıkılması çok çok zor diyor. Çünkü kapital birikmesi diyor, özellikle bu uluslararası şirketler için söylüyor. Mesela bir tane şirket diyor, bilmem kaç tane devlet gücünde diyor. Ve onun bankası olduğu için onu çok rahat finanse edebilecek hale geldiği için böyle ama eğitim. Ama işte şöyle bir şey var, onun finanse edilmesi de senden alacağın borçla ilgili. Yani sen sisteme dahil olduğun sürece o sistem devam eder, onda bir şüphe yok yani. Çünkü şöyle bir şey, yani bizim kullandığımız her kuruşta bir faiz var. Niye? Çünkü zaten başlangıcı faiz zaten. Yani baştan faizle başlıyor zaten. O şekilde o parayı sisteme geri dönmemiz gerekiyor. O faizi ödemesi lazım devletin. Nasıl ödeyecek? Vergiyle ödeyecek. Sen benim gelirimle ödeyecek. Yani mevzu bu. Ufak bir ara vereceğiz galiba. Ben özellikle bir şey sormak istiyorum. Çok merak ettiğim için hep aklımda faizsiz sistem bugünkü şartlar içinde, sizin bahsettiğiniz sistem şartları içinde, mevcut şartlar içinde gerçekten faizsiz olabilir mi? Çok mümkün değil açıkçası. Niye? Çünkü bir kere her şeyden önce o para sistemini kullanıyor. O para sistemi de zaten doğuştan faizli doğuyor. Yani zaten faizli alınan borç üzerinden üretilen bir para mekanizması ve bu şekilde devam ediyor. Bu çok araştırmak lazım. Biraz daha ince şey yapmak lazım ama şeyler de yani katılım bankaları da şu andaki yeni ismiyle katılım bankaları da bu kısmi rezerv sistemi dediğim yani Merkez Bankası'na bir miktar muzam karşılık ayırıp geri kalanını dolaşıma koymak ve geri gelen parayı da aynı şekilde yani Merkez Bankası'na olanı ayırıp dolaşıma sokmak sisteminin benzerini onlar da uyguluyorlar. Aynı çeşit kredileri onlar da veriyorlar. Evet. Yani bunlar da tabii ki kredi olmuyor ya da daha farklı araç finansmanı oluyor, taşıt finansmanı, işte ev finansmanı oluyor. İşte farklı şekillerde üretilen tahviller ya da bonolar işte vesaire oluyor. Ama sistemin doğasına çok aykırı. Açıkçası şöyle bir şey. Her şey faiz üstüne kuruluyken ve bütün sistem çark bu şekilde dönüyorken sizin bundan ayrı bağımsız olarak faizsiz bir sistemi o şartlarda yürütmeniz çok mümkün değil. Çünkü katılım bankaları da Merkez Bankası'na muzam karşılık ayırmak durumunda. Mesela o parayı hani Merkez Bankası'na yatırıyor. Bir şekilde faizli işlem görmüyor olsa bile faiz sistemine dahil ediyor parayı. Bir miktarında olsa yani belli bir tutanında olsa. Dolayısıyla yani ben yani saf böyle faizsiz böyle gönül rahatlığıyla uygulabilecek bir sistem olarak çok göremiyorum açıkçası. Ama bu ne şekilde olur? Şöyle bir şey düşünebilir insanlar. Birçok insan kişideki sahip de o şekilde aslında. Ben doğrudan faiz alan bir kuruma, doğrudan paramı yatırmaktansa, bunu en azından hiçbir şey olmasa bile orada güvenli tutmak amacıyla ya da yanımda işte yastık altımda falan tutmadan
onu bir şekilde bir yerde sağlam bir şekilde tutmak amacıyla da olsa oraya yatırırım mantığıyla belki de büyük insanların büyük kısmı bu şekilde sanki veriyorlar gibi. Yoksa argümanları şu şekilde genel olarak hani biz mevduat topluyoruz. Bu mevduatı farklı şekillerde değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında, farklı ticaretlerde değerlendiriyoruz. Sonrasında elde edilen karı dağıtıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu hep sorulan bir şey ve net bir cevap, böyle doyurucu bir cevap pek göremedim bununla ilgili. Verdikleri kar payları da faizlerle hemen hemen eşit. Yani bu şu mudur acaba? Yani mevcut sistemde iş yaparak elde edilecek kar budur. Biz o yüzden mi veriyoruz? Yoksa aslında biz de bir şekliyle doğrudan belki hani faiz değil belki ama hani ona benzer bir sistemde olduğu için mi o şeyleri veriyorlar? Kar paylarını veriyorlar ya da o tutarda o oranda kar paylarını veriyorlar. Onu çok net bilemiyorum açıkçası. Ama bu şuna benziyor. Şimdi bir çamurlu bir yolda gidiyorsunuz. Şimdi bilerek çamura girip çamurun içinde debelenmek var. Ha, bunu faizsiz bankacılık, faizli bankacılık, ne standart bankacılık olarak görün. Bir de hani o çamurlu yoldan gidiyorsunuz, işte ayakkabınız, paçalarınız çamur oluyor. Ama en azından debelenmiyorsunuz çok fazla ve bir şekilde yolunuzda devam etmeye çalışıyorsunuz. Sanki biraz ikincisi gibi bana geliyor. Yani mutlak manada hani faizsiz bir sistem çok şey gibi nasıl, değil. Nasıl bir kurtuluş söz konusu olabilir? Yani mevcut devlet şartları içinde bu mümkün mü yoksa hani yeni bir İslami mevcut devlet şartları içinde devletin mekanizması zaten buna izin veremez yani öyle bir şey mümkün değil. Hani bu hani şöyle bir şey kişiler kendileri arasında hani hılful füdül denen karşılık beklemeden alınan borç sistemleri kurumları kurabilirler. Bu mümkündür. Bu her zaman her şart her sistemde mümkün. Ama bunu sistemleştirerek ben sadece faizsiz işlem yapıyorum deyip bunu genel planda yürütmek o sanki çok mümkün değil gibi. Dediğim gibi yani doğrudan girilmiyor olabilir ama zaten sistemin başlangıcı faizle ilgili. Yani para basma, tahvil, bono vesaire yani eldeki bizim kullandığımız işte o kağıt paralar dediğim gibi onu bahsettim. Faizle zaten yürüyen şeyler. İlk doğuşu faizli zaten. Sonrasında hiç faize bulaşıp bulaşmaması da başka bir mesele. Yani sistem zaten faiz üzerinden yürüyor. Ne kadar faiz kazanıldığıyla ilgili ya da sistemin bu bankaları bu yapıyı beslemesi için faiz gerekiyor. Yani bu yapı mevcut kalıp ben de hem faizsiz işlem yapayım demek ya da faizsiz bir sistem öngörmek çok mümkün değil. Yani çünkü yani kuruluşu zaten o şekilde olan yani kuruluşunda ben faizle işlem yapıyorum diyen bir sisteme siz o kuruluşu değiştirmeden palyatif tedbirlerle hani bir şey yapamazsınız. Yani en fazla kendinizi rahatlatırsınız, kendinizi rahat hissedersiniz belki ama sonra temel anlamda gerçek anlamıyla bir faizsiz işlem oluyor mu? Ondan çok emin değilim açıkçası. Çünkü faizsiz eğer hani işin şer'i anlamında da takva anlamında da hani faize hiç bulaşmıyorum diyen bir şey çok mümkün değil. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Devlet sürekli sizi sisteme çekmeye çalışıyor. Nedir? Kredi kartları vasıtasıyla. Çünkü kredi kartları kullanımının çok artması, banka kartlarının kullanımının çok artması. Mesela devlet diyor ki ticari kuruluşlara sen şu an en son 8 bin lira yaptılar galiba. 8 bin liranın üstündeki borçlarını elden veremezsin diyor. Onun için mutlaka banka kullanmak zorundasın diyor mesela. Sonra diyor ki sen çalışanla elden para veremezsin diyor. Mutlaka banka hesabı açmak, oraya yatırmak zorundasın diyor. Bunu göstermek zorundasın diyor. Şimdi bu çalışan için güzel bir şey olarak, yani biz de çalışan özel hayatında güzel bir şey olarak gözüküyor ilk başta. Niye? Çünkü işte senin paran oraya tam yatıyor. Sen hani her bir sıkıntı olmadan paranı alıyorsun vesaire. Ama devletin bir şekilde bu şeyi sisteme çekme çabası bence. Yani sistem dışında bir refah, bir gelir istemiyor. Herkes sistemin içinde kalmasını istiyor. Sizin bankanız, paranız, maaşınız bankaya yattığı sürece örneğin
siz o sisteme dahil olmuş oluyorsunuz. Yani bunu sizin isteyip istemeniz önemli değil. Çünkü bankalarda şöyle bir şey, siz bankaya mevduatınızı yatırdığınız andan itibaren banka onu istediği gibi kullanabilir. Yani siz ben şuraya kullanılsın, buraya kullanılmasın demek gibi bir hakkınız yok. Çünkü zaten siz onu şey olarak, onu ön kabul olarak onu vermiş oluyorsunuz. Bundan sonra ya işte ben bunu istemiyordum ama bu şu sektörde kullanmayın, şu kişiye borç vermeyin. Öyle bir şey yok. O sisteme dahil olduğunuz andan itibaren oradasınız. Mesela son yıllarda, son 3-4 sene içinde özellikle çok artan bir altın şeyi var mesela. Altın günleri işte başlıyor. İşte altınızı getirin, şey yapalım size. Niye? Çünkü artık bir şekilde sisteme çekecekleri değer arıyorlar. Altınları da bir şekilde sisteme çekmek istiyorlar. Çünkü hakikaten Türk insanı altınlarını bankada değerlendirmek gibi bir alışkanlığı yok. Ya da bankaya götürüp onun karşılığında bir şey almak gibi alışkanlığı yok. Herkesin altını kendinde cidden. Ve tahmin edilen ya da düşünülen çok büyük boyutlarda, tutarlarda altının bir şekilde sistem dışında kaldığı. Devlet ona bile, yani genel olarak bu para sistemi ona bile göz koyuyor ve bir şekilde diyor ki yani siz paranızı getirin, şey altınızı getirin, bana verin. Ben size onun karşılığında işte faiz vereceğim. Yani faiz demiyor, belki farklı bir şeyler söylüyor olabilir, önemli değil, ama bir şekilde o geliri bile, o değeri bile sisteme çekmek istiyor. Yani sistem dışında bir şey kalsın istemiyor. Sürekli o sisteme dahil edip o sistemden bir şekilde beslenmesini istiyor herkesin. O yüzden hani mevcut sistemle ilgili bu kadar içinde olup da dışında bir sistem kurmaya çalışmak ya da dışındamış gibi davranmak çok mümkün değil, öyle söyleyeyim. Ama ha, iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani bilerek, isteyerek faizli işleme bulaşmadıklarını iddia ediyorlar. Biz de bu şekilde hani inanmak durumundayız bir anlamda. Ama çok sağlıklı ya da çok şey mi, gerçekten temiz bir şey mi yapıyorlar? Ondan çok dediğim gibi hani bilemiyorsun. Demek ki böyle bir şey var. Eğer bu bir geçici debelenmek derken hani biraz daha temiz kalalım düşüncesiyse veyahut da niyetleri hiç olmazsa bozmayalım düşüncesiyse bile, ama demek ki şunu da fark etmek gerekiyor. Asıl olan gerçekten İslami iktisadi umdelerin mi diyelim artık? Yani o sistemin, o nizamın hayatta olacağı şartları hazırlamakla ilgili, evet, bir şey. Yani bunu yapmadıktan sonra nasıl olsa burada faizsiz, burada katılım bankası var, ondan sonra ben dalgama bakarım falan, evet, deyince burada demek ki çok da bir samimiyet de biraz... Evet. Yani özellikle parasını bir şekilde yani yatıran kişiler anlamında, evet. Yani o şey değil. Yani palyatif tedbirler ya da geçici tedbirler, asıl tedbiri hep geciktiren şeylerdir. Yani sizin bir diş ağrınız var, baş ağrınız var. Siz ona şey yapmayıp da sürekli işte diş ağrınıza işte ne bileyim kolonya tutup bilmem ne, işte farklı şekillerde türlü türlü şeyler var. O şekilde sürekli, aslında tedavi değil ama yani geçici olarak o ağrıyı durdurucu faaliyetler bulursanız, bu sefer normalde bir dişiniz çekilecekken belki de bütün dişiniz, yani 3-5 tane dişinizi çekilip işte bütün sistemin yeniden yapılması gerekiyor. Yani oradaki sistemde kaldığınız sürece sistemi besliyorsunuz. İşin genel özeti bu olsa gerek. Yani sistemde kaldığınız sürece sistemi beslemiş oluyorsunuz. Yani. Şeyde de biraz böyle. Yani demek ki o zaman İslam devletleri arasında da bu şekilde yeni bir, yani sadece mevcut ülke içindeki bütün dünya sisteminin unsuru olan bir ülke içinde kendini aldatmak gerekir gibi. Yani hem kendi ülkenin sistemini kendi o idaredeki nizama adapte etmek gerekiyor. Bir de diğer ülkeleri de, yani senin gibi tabii, yani İslam ülkelerin de buna adapte olup yani toplu bir kurtuluş. Tabii tabii, yani çünkü şöyle bir şey var. Mesela sadece para sistem olarak konuşursak, sadece kendinizin bir para sistemi geliştirmeniz aslında sizi çok fazla kurtarmıyor bir anlamda. Çünkü evet, kendi iç ticaretinizde, yani yurt içi ticarette ya da alışverişte bir şekilde bu işi yapabilirsiniz, ama şimdi özellikle ticaretin bu kadar geliştiği, bu kadar yani hani globalleştiği olarak, hani o şekilde söyleniyor, globalleştiği bir ortamda ve insanların buna alıştığı bir durumda bir şekilde, çünkü insanlar sürekli farklı başka ülkelerle ticaret yapmaya alışmış durumda. Sizin bu ortamda kendi içinizdeki
şeyi kurup sistemi kurup ya işte ben buradan devam edeyim ama yurt dışında da Amerikan dolarıyla alışveriş yapıyorum dediğiniz anda o da çok bir şey ifade etmeyebilir. Yani siz Amerikan dolarıyla alışveriş yaptığınız andan itibaren ya da Amerikan doları egemenliğinin kabul ettiğiniz sürece bir şekilde şeyin içindesiniz. Sistemin içindesiniz. Yani mesela SWIFT denen bir sistem var. Siz buradan Çin'e de para gönderseniz, işte ne bileyim alakası Malezya'ya da para gönderseniz, Avrupa'daki başka bir yere de para gönderseniz, bu sistemde önce bir Amerikan bankasına gidiyor, oradan oraya geçiyor. Yani onun yoluna uğramadan bir şekilde siz para bile ödeyemiyorsunuz. Yani İran mesela, İran'ın SWIFT sisteminden çıkarıldı bir şekilde ya da kendi çıktı. Çok arasını onun kısmını bilmiyorum. Bu yüzden İran'a doğrudan bir ticaretten sonra doğrudan Amerikan dolarıyla ya da başka bir şey ödeme yapamıyorsunuz. İran nasıl yapıyor ödemelerini? Altınla. Hani bu meşhur zarrab vesaire hikayeleri hep bu yüzden çıkıyor. Yani o adamlar bir şekilde bu yapılan ödemelerle ilgili ya da yurt dışı ticaretiyle ilgili ödemediler komisyonunu, aracılığını sağlayan insanlar. Yani temel şey o. Niye? Çünkü sisteme dahil olmadığı için ödeme şeyi yok yani, alışveriş yok. Yani enteresan bir sistem. Sanırım şimdilik bu kadar. Daha sonraki programlarda görüşmek üzere diyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.